Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz Kanaryalarda ishal. Bu konuyla ilgili de aslında video çekme düşüncem yoktu ama ısrarla bu ishal konusuna yönelik bilgi istedi arkadaşlar benden. O yüzden bu kısa videoyu çekme gereği duydum. Arkadaşlar, Kanaryalarda ishal iki türlüdür. Bir, kuşun yediği ve içtiği ile alakalı bir ishal durumu yaşarız. Yani doğru beslemezsek kuşu, çok fazla yeşillik verirsek, bayat yem verirsek, kuşta bir ishal durumu yaşayabiliriz. Bunun çözümü hemen beslenme rejimini iyileştirmekten geçer. İkinci ishal durumu ise bir mantar ya da bakteri kökenli ishaldir. Çeşitli hastalıkların sonucudur bu ishalde, bu ishal durumu da. Şimdi o yaşanan hastalıkların tedavisine değinmeyeceğim ama ishal gördüğümüz anda ne yapabiliriz kuşlara? Ondan bahsedeceğim size. Şimdi birinci olarak kanaryamızda ishal gördüğümüz anda benim basit birkaç uygulamam var. Onları anlatacağım size. Bir kere üretim zamanı, yani kuşlar kuluçkaya yatarken dışkıda çok fazla seçici olmuyorum ben. Hani anne kuş özellikle o üretimin ve o kuluçka sürecinin vermiş olduğu o durumla farklı farklı dışkılama durumları yapabiliyorlar. Bu konuyu çok fazla irdelememek gerekiyor. O zaman annenin tamamen kendi kondisyonuna bakacağız. Yani annenin sağlık durumunda herhangi bir şey yoksa, aktivasyonlarını yerine getiriyorsa, o yaptığı kakayı biraz tolere edebiliriz, biraz göz ardı edebiliriz. Ama normal bir dönemde, normal bir zamanda çok sıvı dışkılıyorsa kanaryalar ve hatta bu dışkıları kötü kokuyorsa, o zaman önlem almamız mutlak kaçınılmaz. Birinci olarak ishal yaşadığım kuşta ben hemen bir kap mavi haşhaş koyuyorum. Ben mavi haşhaşı gerçekten seviyorum arkadaşlar. Hani üretime başlarken tam üretim öncesi biraz kullanmamak gerekiyor. Çünkü mavi haşhaş yapısı gereği bir sakinlik veriyor kuşlara. Kuşları biraz tutuyor. Sindirim sistemine destek oluyor. Sindirimi biraz rahatlatıyor. Mavi haşhaş iyi bir tohum. Yani ishal yaşadığım, ishal sorunu gördüğüm kuşa direkt ben hani onun yeme içme sebepli mi olduğu ya da bakteri kökenli olduğuna bakmaksızın hemen bir kap mavi haşhaşı koyuyorum kuşun adı. İkinci olarak patates haşlaması hemen yapıyorum. Üçüncü olarak da Jasmolin diye benim bir mucize ilacım var. Onu kullanıyorum. Daha önce ilaçlar konusunda, ilaç kullanımı konusunda bu ilaçtan bahsetmiştim. Bu ucuz bir ilaç, öyle çok pahalı bir ilaç değil. Bizim Türkiye'de üretiliyor. Topkim'in bir ürünü. Bütün veterinerlerde bulabileceğiniz ucuz bir ürün. Zaten bağırsak antibakteriyeli ve ishal önleyici yazıyor üzerinde. Bu içinde 10 tane var. Böyle bir kutu alırsanız ve içinde tek tek böyle 5 gramlık ufak fişekler halinde. Bu ilacı ben yıllardır kullanıyorum arkadaşlar, gerektiği zaman. Hatta bazen yani kül babında da kullanıyorum. Yılda mesela bir kere kümesine o yavru dönemi bittikten sonra tam o tüy dönemine girerken topyekün kümes. Bir kere toplamamada bu Jasmolin'i kullanıyorum ve tüm kümese bir kere vermiş oluyorum. Ama ishal sorunu yaşadığım kuşa da bu Jasmolin'den veriyorum. Nasıl veriyorum? Demin onu anlatıyordum. Tekrar o konuya döneyim. Yani bir ishal sorunu yaşayan bir kuşum var. Onu tek bir göze aldım. Bir kap mavi haşhaş verdim. Normal mama vermeye o kuşta anında bırakıyorum. Mama vermiyorum o kuşa. Hatta 2-3 hafta, 3-4 hafta, belki de bir ay boyunca o kuşa mama vermeyeceğim. Tamamen tohum ağırlıklı bakmaya çalışacağım o kuşa. Duruma göre belki bunu biraz daha öne çekebiliriz ama hani bir süre o kuşa mama vermeyeceğim. Hemen bir kap mavi haşhaş koyuyorum önüne. Hemen bir patates haşlıyorum. İşte küçük bir patatesin 5'te 1'i kadar. Bunu çatalla eziyorum. Ve bu Jasmolin fişeğinden bir tanesini açıp
Çay kaşığının ucuyla hani yarım gram kadar patatesin üzerine serpiştiriyorum. Bunu veriyorum kuşa, kara şeker veriyorum. Patates haşlaması üzerine cesamolin, yarım çay kaşığı ve bir de mavi haşhaş, bir de su. Bu durum hemen 3-4 gün içinde o kuşu toparlıyor arkadaşlar. Buna siz de göreceksiniz. Ha, bu yaşadığı hissenin kökeni eğer koksidiyozsa zaten kuşta başka belirtiler de olur. Altında kararma olur. Dışkısı çok aşırı kötü kokar. Ne bileyim, başka bir hastalıksa ona göre başka belirtiler de olabilir. O zaman ona göre de o önlemleri de almanız gerekebilir. Ama ishal yaşıyorsa kuşunuz hemen ilk etapta bu bahsettiğim hamleleri yaparsanız hemen bunun etkisini göreceksiniz. Biliyorum. Yani bir kap mavi haşhaş koyuyoruz. Patates haşlıyoruz bir miktar. Onu çatalla eziyoruz. Bir mamalığa koyuyoruz ve mamalığa koyduktan sonra da çay kaşığının ucuyla, yani yarım gram kadar bu cesamolini patatesin üzerine serpiştiriyoruz ve onu da patatese karıştırıyoruz. Yani cesamolini patates veriyoruz. Ve normal yemini veriyoruz kuşa. Bu bir haftaya kadar muhtemelen kuş bu ishal sorununu büyük ölçüde atacaktır üzerinden. İshal ile ilgili benim yapmış olduğum uygulama bu arkadaşlar. Bunu sizle paylaşmak istedim. Bu konuda çok soru almıştım. Yani ishale yönelik kullandığım yegane ilaç cesamolin. Ha, bu arada eğer yoğun bir ishal yoksa, ben hemen direkt bu ilacı da kullanmıyorum arkadaşlar. Yani yoğun bir ishal yok, öyle koku da yok, öyle hafiften bir dışkıda bozulma var. O zaman hemen mamayı çekiyorum kuştan. Hani böyle hemen gıdasıyla oynamaya başlıyorum. Bir de bence amatör arkadaşların yaptığı en büyük yanlış, aşırı yeşillik veriyorlar arkadaşlar. Bana fotoğraf, video gönderiyorlar ufak kafeslerde. Yani kocaman bir marul yaprağı var, minicik bir kuşa. Yani bunu ben daha önceki videolarımda da anlatmaya çalıştım. Ya avuç içi kadar vereceksiniz. Yani ufak bir kuşumuz var. Buna yeşillik vereceğiz, marul vereceğiz. O maruldan şu avuç içi kadar, yani ufak bir parça. Bunu böyle bu kadarcık marulu katlayacağız. Bir mandala koyacağız. Yani minicik bir marul olacak dolayısıyla. Ve bunu da her hafta vermeyin. 15 günden 15 güne verin. Bu marulu çok sık verirseniz kuş da marulu sever. Dolayısıyla ishal yaşayabilir yani. Hani bu, ben amatör arkadaşların yaşadığı ishal sorunun %80, %90 aslında bu beslenme ile alakalı olduğunu düşünüyorum. Bir de tabii ki bayat yem, bayat mama da inanılmaz sindirim sistemini bozduğu için ishal yapabilir. Ama bunları yaşasanız bile hemen bu anlattığım yöntemle bu durumdan kurtulabilirsiniz. İshal konusunda benim anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.